Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepiniz Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. Bu programda da önemli bir konuyu, değerli bir konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Neyi konuşacağız? Tabii tanıtımda da belirtildiği gibi Batı'daki modern yaşamı ve modern yaşamla birlikte gelişen işte yeni fikirleri, yeni akımları ve bununla birlikte özellikle işte İslam düşmanlığını, hani pek o kelimeyi de kullanmıyoruz ama İslamofobiyayı, bunu konuşacağız kiminle? Uluslararası Demokratlar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Güven'le. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hiç neredeyse gündemden düşmüyor. İşte Avrupa'nın bir şehrinde bir cami yakılmasın veya artık son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız İsveç'te, işte efendim Danimarka'da, Norveç'te Kur'an yakmalar. Hani böyle meydanda işte sanki bir şovla Kur'an yakmalar. Bununla birlikte tekrar ısıtılan işte İslam düşmanı karikatürler, hakaret karikatürleri. Ve buna geleceğiz. Buna geleceğiz de şimdi artık her şey telefonda bir anlamda cebe geldiği için hani sosyal medya çok hızlı yayıyor bilgileri ama fakat sizin bizzat gözleminizle duymak istiyoruz. Yani Batı nasıl yaşıyor şu anda? Batı insanı nerede duruyorlar? Hani artık o yani kelimeleri de çok böyle şey yapmak istemiyoruz ama postmodern, hani modern ötesi, postmodern. Öyle bir anlayış, yaşam onları nereye getirdi? Ve buradan daha sonra da biraz konuyu da dağıtacağız değerli izleyiciler. Çünkü konuğumuz Avrupa'dan, Hamburg'dan kendisi. Avrupa'daki Müslümanların, eskiden gurbetçi derdik, artık genişledi yelpaze. Çünkü sadece Türkiye'li yok. Türkiye'li yok orada. Afrikalı Müslümanlar çok çoğaldı yani, orada bayağı varlar. Ha, genel olarak Müslümanların problemleri neler? Biraz onu da sizden duymak istiyoruz. Önce şu, nasıl yaşıyorlar, nereye gidiyor Batı insanı, nasıl bir arayış içerisinde? Önce oradan başlayalım hocam. Sonra o İslam düşmanlığı, sonra oradaki Müslüman toplumlar. İnşallah öyle devam edelim. Buyurun. Evet. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bir izleyicilerime de iyi akşamlar diliyorum. Şimdi sizin de biraz önce vurguladığınız gibi Batı'da aslında postmodern değil, postmodern bir toplumda yaşıyoruz. Yani bu sanayi devrimine başlayan bu modernleşme akımı 1989'dan sonra işte sosyal bilimlerin postmodern dedikleri bir evreye girdik. Bana göre 2000'lerle birlikte de postmodern bir sürece geçtik. Batı'da şöyle bir şey var. Batı'da aslında sanayi devrimiyle başlayan birlikte kurulmuş olan bir düzen vardı. İşte fabrikalarda çalışan, orada oluşmuş yeni bir orta kesim vardı. Şimdi Doğu blokunun yıkılmasıyla Batı bir defa farklı bir globalleşme süreciyle farklı bir evreye girdi. Ekonomik dominansını kaybetmeye başladı yavaş yavaş dünyada. İşte Uzak Doğu'da Çin'le birlikte, şimdi son dönemlerde Hindistan'la birlikte vesaire. Batı'ya yeni rakipler çıktı ekonomik anlamda. Dolayısıyla yine o dönemde sosyal bilimlerin, sosyal bilimlerde işte kalkınmak için illa Batı gibi modernleşmek gerekiyor tezini bu bir anlamda Çin gibi, Japonya gibi modernleşen, gelişen ülkeleri çürüttüm. Şimdi Batı'nın şu an geldiğimiz noktada kendi problemleri var. Batı'nın bir defa 1980'lerle birlikte dikkat ederseniz özellikle Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de muhafazakar iktidarlar iş başındaydı. Bunların hepsi çok ahlaki söylemlerle iş başına geldi. Belli değerleri muhafaza etmek için, aile değerini, dini değerleri falan, toplumsal dayanışma gibi değerleri muhafaza etmek için iş başına geldiler. Fakat bunlar o dönem işte moda olan paradigmayla neoliberal bir ekonomik politika uyguladılar. Neoliberalizmle de birlikte toplumda bireyselleşme ciddi anlamda gelişti. Bireyselleşmenin gelişmesiyle birlikte bu muhafazakar iktidarların muhafaza etmek istedikleri aile, mesela boşanma oranlarında ciddi artışlar yaşanmaya başladı. Toplumsal dayanışma duygusu,
gibi konularda çok ciddi bir erozyon kaybına uğradı Batı. Dolayısıyla şu an o anlamda bireyselleşmiş, ailenin hemen hemen önemini yitirdiği, boşanma oranlarının çok fazla arttığı, single denilen yani kendine ait yaşam tarzının şey olduğu bir farklı bir yapı. Bunu nesnel bir şekilde söylüyorum. Yani iyidir, kötüdür ayrı bir tartışma konusu. Ama bir eski yapı çözülüyor, yeni yapının da ne olduğu belli değil. Bu anlamda bütün mesela işte İngiltere'de sosyolog Anthony Giddens'in dediği gibi ya da Almanya'daki Andreas Reifert'in dediği gibi Batı'da şu an eski yapıların, eski değerlerin çözülme sürecini yapıyoruz. Yerine ne gelecek, nasıl bir yapı kurulacak bunu da kimse bilmiyor. Bu anlamda kimsenin de bir teklifi veya önerisi yok. Bütün Batı'daki özür diliyorum. Eski derken yani sanayi devri yani ta sanayi devrine gitmiyoruz. Yok, siz 2000 dediniz. 1945'ten sonraki. 45'ten sonrası öncesi. Evet, 45'ten sonraki yapı çöktü. Yani 45'e kadar Batı'da diyorsunuz aile vardı. Hatta 80'lere kadar aile vardı. %80'lere kadar vardı. Evet, 1980'lerde boşanma oranları %20'lerdeydi. Şu anki geldiğimiz noktada boşanma oranları %50'lerin üzerinde. Evet. Yani değişim o 1980'de başladı. 80'de başladı. 45'i niye söylüyor? 45 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir düzen kuruldu o anlamda söylüyorum. Şimdi geçen bir haber vardı. Sanki ya Belçika olacak ya da diğer bir Avrupa ülkesinde hani İngiltere'deki gibi veya işte Norveç'te, İsveç'te olduğu gibi Yalnızlık Bakanlığı. Evet, Yalnızlık Bakanlığı. Orada da kurulduğu söyleniyordu. Nedir Yalnızlık Bakanlığı? Ya işte bu bence bireyselleşmenin insanları getirdiği nokta bu. Ya insanlar çocuk yapmıyor artık. Batı'da kadın başına düşen çocuk sayısı ortalama 1.3-1.4'lerde. Yani bir toplumda nüfusun kendi dengesini koruyabilmesi için kadın başına düşen çocuk sayısı 2.1'lerde olması gerekiyor. Bu oran şu an 1.3'lerde, 1.4'lerde. Bu ne yapıyor? Bunun hem ekonomik anlamda bir maliyeti var. Sosyal güvenlik sistemleri çökmek üzere bundan dolayı, emeklilik sistemleri çökmek üzere. İkinci boyutuyla da insanların ya hiç çocukları yok ya da tek çocukları var. Dolayısıyla insanlar ya da evlenmiyorlar ya da boşanıyorlar. İnsanlar yalnız kalıyor. Akraba bağları gevşemiş, aile içi ilişkiler bir noktadan sonra gevşiyor. Dolayısıyla insanlar hakikaten yalnız. O yüzden mesela işte şu an Batı'daki en fazla gelişen sektörlerden bir tanesi yaşlı bakım evleri. Çünkü belli bir yaştan sonra insanlar kendilerine bakamadığı zaman onlara bakacak, ilgilenebilecek aile fertleri de olmadığı için belli yaşlardan sonra yaşlı bakım evlerine gidiyor. O sektör gittikçe şey yapıyor. Yani bu bireyselleşmenin getirdiği noktada insanlar yalnızlaşıyorlar. Toplumsal dayanışma duygusu zayıf, aile ilişkileri zayıf, boşanma oranları yüksek, çocuk yapma oranı düşük. Bunların hepsi bu tür yalnızlıklara yol açıyor. Ve Almanya'da da şu an Yalnızlıklar Bakanlığı konusu tartışılıyor. İngiltere'de biliyorsunuz ilk önce kuruldu. Şu an Almanya'da bu böyle buna benzer bir bakanlığın kurulması tartışılıyor. Yani o yalnız kalanların sorunlarıyla evet, ilgilenecek. Sorunlarıyla ilgilenecek. Onlara boş zamanlarda işte ilgi yardım edebilecek. İşte onları daha sosyal bir yaşama teşvik edecek bir bakanlık. Peki şimdi aşırı sağ yükseliyor mu gerçekten Avrupa'da? Yani özellikle Almanya için de soralım. Yani seçimlere baktığımız zaman evet her yerde aşırı sağ yükseliyor Avrupa'da. Dikkat ederseniz mesela bundan 3 yıl önce Fransa'da aşırı sağcı bir parti başkanlık seçiminde %34 oy aldı. Yine İngiltere'de biliyorsunuz bu aşırı sağ söylemlerde Avrupa karşıtı bir kampanya yürüten Farage vardı. Onun mesela partisinde yine 33'ler civarında falan varmıştı Avrupa Parlamentosu seçimlerde. Aşırı sağın tabu olması gereken yani 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yahudilere yaptıklarından dolayı aşırı sağın tabu olması gereken Almanya gibi bir ülkede bile son seçimlerde aşırı sağ parti %14 oy aldı. Ve bu zamana kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da kurulmuş ve oluşmuş bazı aşırı sağ söylemlere karşı tabuların hepsi şu an yıkılmış durumda.
Bütün bu sonuçlara baktığımız zaman evet aşırı sağ partiler, aşırı bir sağ yükseliş var siyasal anlamda. Toplumsal anlamda baktığınız zaman da evet bu böyle. İşte emniyet teşkilatında ve askeriyenin içinde aşırı sağ eğilimler ve söylemleri görebiliyoruz Batı'da. Onun dışında yine gündelik hayatta bazı bölgelerde özellikle Almanya örneğinden yola çıkarsak Almanya'nın doğusunda yaşayan yerlerde çok ciddi anlamda bir aşırı sağ yükseliş, aşırı sağ yükselişi var. Ve özellikle İslam karşıtlığı var. Biraz önce siz de bahsettiniz. Mesela Almanya'da ortalama yılda 100 tane cami yakılıyor. Çok ciddi bir olay. Yılda ortalama 100 cami. Bu sadece yani Almanya'da. İki tane, her hafta 2 cami yakılıyor. Bu bizzat Alman polisinin verdiği bir istatistik. Onun dışında istatistiğe girmeyen bir sürü İslam karşıtı veya göçmen karşıtı söylemler var. Dolayısıyla aşırı sağın bütün verilere baktığımız zaman evet Avrupa'da ve Almanya'da aşırı sağın yükselişte olduğunu hem siyasal anlamda hem de toplumsal anlamda söyleyebiliriz. Şimdi ama Avrupa'da şu ana kadar kümelenmiş, birikmiş ciddi bir göçmen var. Evet. Bu aşırı sağın yükselmesi bu göçmenleri ciddi manada tehdit edecek yani bir yerde. Öyle mi? Fakat şöyle bir sıkıntı var Avrupa'nın. Dediğiniz çok doğru. Avrupa nüfusunun şu an %23'ü göçmenlerden oluşuyor. %23'ü. İşte Avrupa'nın en fazla, en büyük dominant ülkesi olan Almanya'nın nüfusunun %26'sı göçmen kökenli. Bu oran bazı şehirlerde, mesela benim yaşadığım Hamburg'da %38'lerde. İşte Berlin'de %40'ların üzerinde. Bazı başka şehirlerde %50'leri geçiyor. Bazı yerlerde daha az. Bunun dışında da bir Avrupa nüfusunun şu an yaklaşık Avrupa'da 500 milyon nüfus var. Bunun 25 milyonu Müslüman. 25 nokta küsürü var. Yani yaklaşık %5'ten fazla bir Müslüman kitle var. Tüm Avrupa'da. Fakat birebir bazı ülkeleri aldığınız zaman, mesela İngiltere, Fransa gibi ülkeleri aldığınız zaman bu ülkelerin nüfusunun %10'u Müslümanlardan oluşuyor. Hatta Norveç, İsveç'i aldığınız zaman, örneğin Almanya'yı aldığınız zaman Almanya nüfusunun şu an %6,5, %7'si Müslümanlardan oluşuyor. Bu eğilim giderek yükseliyor. Yani bu trend bu şekilde devam ettiği takdirde, hatta Amerika'da PEV diye bir araştırma enstitüsü var. Onlar bir simülasyon yapmışlar. Bu simülasyona göre Avrupa'da mesela bundan sonra Avrupa Birliği hiç Müslüman göç almazsa ne kadar Müslüman olur? İşte orta dereceli Müslüman göç alırsa nüfusu 2050'den ne kadar olur? Yüksek düzeyde son yıllarda 2015-16 yıllarda olduğu gibi yüksek düzeyli Müslüman göçmen olursa Müslümanlar oranı ne kadar olur diye. Tek tek ülkelere baktığınız zaman toplam Avrupa genelinde Müslümanların oranlarının %13-15'lere ulaşacağı söyleniyor. Tek tek mesela Fransa'yı aldığınız zaman Fransa'da nüfusun %18'ine tekabül edebileceği düşünüyor. İsveç, Norveç'i aldığınız zaman orada %20'lerin üzerinde Müslüman göçmen nüfusu çıkacağı söyleniyor. Şimdi bütün bunlar aslında kendi içinden nispeten homojen olan Avrupa Birliği ülkelerini heterojen bir hale getirdi. Şimdiye kadar bir düşman olarak görünen bir dinin mensuplarını artık onların kapı komşusu haline geldi. Şimdi burada şu soru soruluyor. Yani birlikte nasıl yaşayacağız? Daha renkli, kilim desenli bir Avrupa mı olacak? Yoksa daha böyle monolog halinde göçmenleri, yabancıları, Müslümanları dışlayan aşırı sağ söylemlerin yükselişi olduğu bir Avrupa mı? Gönlümüz tabii şeyi istiyor. Yani bu daha renkli, kilim desenli bir Avrupa istiyor. Bunun Avrupa'nın da faydasını olduğunu düşünüyorum. Şunu da unutmamak lazım. Yani bu Avrupa'nın Müslümanlarla ilk teması işte bizim oraya göçmenlerin oraya gitmesi olan temas değil. Bizden önce özellikle İngiltere gibi, Hollanda gibi, Portekiz gibi, İspanyol gibi ülkelerin bir sömürge tecrübesi var Fransa gibi ülkelerin. 18. 19. yüzyıllarda ama asıl onlardan önce de 8. yüzyıldan itibaren İspanya üzerinden Avrupa'ya hem Yunan düşüncesini hem de İslam Rönesansı'nı aktaran bir Fransa tecrübesi var. Bir İspanyol tecrübesi var. Dolayısıyla şimdiye kadar Batı İslam'la olan sınavında kötü sınav vermişti ilişkilerinde. Yani hem 15. yüzyıldaki İspanyol'daki Müslümanlara karşı
yaptıkları soykırımlarda, hem 18. 19. yüzyıldaki İslam ülkelerine karşı yaptıkları sömürge faaliyetlerde. Şimdi Müslümanlar tekrar tam göbeğine geldi Avrupa'nın. Burada sorulması gereken soru şu: Avrupalıların bu Müslümanlarla nasıl bir ilişki kuracak? Çoğulcu bir Avrupa mı, yoksa monolitik bir Avrupa mı? Bütün bu aşırı sağ söylemlerin, tartışmaların yapılması, biraz da bu sancılı sürecin devamı. Ben ümit ediyorum ki bu işin sonu daha güzel bitsin, ama yaşanan olaylara baktığım zaman en azından sürecin çok sancılı geçeceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi yeni nesil, tabii az önce modern yaşamın sonuçlarından bahsettiniz. Nüfusun, yani özellikle Avrupa'nın kendi, yani göçmenler değil de bizzat oradaki yerleşik nüfusun devam etmemesi, yani devam sorunu yaşaması, onlardaki o fikri kırılmayı da beraberinde getirmiyor mu? Yani şu anda bir ailenin çocuğu yok ki ona fikrini aktarsın. Bir tevarüs olayı yok. Yani devlet bunu okullarında falan sağlayabiliyor mu? Yani şimdi bu defakto durumla alakalı iki tane ana akım var Avrupa siyasetinde. Bir tanesi, sizin de belirttiğiniz gibi, diyor ki ya bizim nüfusumuz geriliyor. Yani şöyle hatta söyleyelim. Diyelim ki 1918'de dünya nüfusunun %30 Avrupalılardan oluşurken, şu an Avrupa'nın dünya nüfusundaki oranı %8'lere düşmüş durumda. Bizim nüfusumuz geriliyor. Bu gerileyen nüfusla hem kendi ekonomik dengemizi sağlayamayız, hem de aynı zamanda da bizim uluslararası anlamda gücümüz gittikçe zayıflar. O yüzden göçe ihtiyacımız var. Göç almaya. Göç almaya ihtiyacımız var. Bunu derken de gelen göçmenleri de asimile etmeliyiz. Yani entegrasyon adı altındaki aslında söylenen kelime asimilasyon. Ve bu yönde politikalar da uygulanıyor. Bir kısmı da, bunu söyleyenlerin illa hepsinden de aşırı sağcı diyemeyiz. Bir kısmı da diyor ki bu böyle devam edemez, bir batı düşüncesi var. Bu sadece Müslümanlar da değil, yani normal göçmenlerin oranları da yükseliyor. Bu böyle devam ettiği takdirde Avrupa etnolojisi, Avrupa sosyolojisi, Avrupa kültürü yok olacak. Dolayısıyla bu bizim için bir ontolojik mücadele, yani ölüm kalım meselesi. Bu göçmenlerin buraya gelmesini engellemeliyiz, hatta buradakilerin de gitmesini sağlamalıyız. Böyle bir çatışma süreci var, yani Avrupalıların kendi içinde de böyle bir çatışma süreci var. Dolayısıyla yani hem göçmenlerin Avrupa toplum ve ülkelerinde olan ilişkilerinde sıkıntı var, hem de Avrupa'nın göçmenlere bakışında kendi içinde bir sıkıntı var. Bu bir tartışma süreci. Yani dediğim gibi biraz önce, bunun çok en azından 20 yıllık bir tartışma olacağını düşünüyorum. Ama fiili olan bir şey var. Avrupa'ya göçmenler gelmeye devam edecek. Müslüman göçmenler de gelmeye devam edecek. Ve bunların entegrasyonu nasıl olacak, süreç nasıl gelişecek, sancılı geçeceğini söyleyebilirim ama evet, sonucunu öngöremiyoruz şu an. Şimdi siz yani sadece Almanya'da değil, birçok noktada faaliyettesiniz. Evet. Şimdi hani o göçmenler deyince, Avrupa Birliği'ne eklemlenen veya Avrupa Birliği'nin çevresindeki ülkeler ciddi manada boşalıyor. İşte evet, Bulgaristan örneği veya Bosna Hersek gibi, Hırvatistan, Slovakya, o çevreler komple herhalde Almanya'ya akıyor. Öğütüyor bir yer. Şimdi entegrasyon dediniz ya, bu ülkeler için de, yani özellikle mesela işte Bulgaristan, Yunanistan vesaire, bu ülkeler için de çok ciddi bir sorun değil mi? Şimdi kendi iş gücünü komple işte Almanya'ya verip boşalan ülkeler. Bir de böyle bir sorun ortaya çıkarıyor. Evet, o da var ama o ülkeler şu an bunların hesabını yapabilecek durumda değiller. Yani zaten çok umursamıyorlar diyor. Ekonomik sıkıntılar var, işsizlik sorunu var. Evet. Oraya gidenler de o ülkelere döviz aktarıyorlar. Ben ama genelde göç veren ülkeye uzun vadede faydalı olduğunu düşünüyorum. Göç veren ülkeye. Evet, şundan dolayı: bir, orta, kısa ve orta vadede döviz aktarıyor. İşte bunu bizim buradan yurt dışına giden Türkiye kökenli göçmenler için de söyleyebiliriz. Uzun vadede de bunu özellikle Hindistan'da görüyoruz.
Yani gittiği ülkede kendisi veya çoluk çocuğu yüksek tahsil görüyor, eğitim alıyor veya bir kısım beceriler kazanıyor. Onları zamanla kendi ülkelerine aktarıyorlar. Şimdi mesela Hindistan ve Türkiye örneğine baktığımız zaman, şimdi Türkiye'nin dışarıda 7 milyon insanı var. Ekonomik açıdan baktığımız zaman bu 7 milyon ülkenin şimdiye kadar insanın, yurt dışındaki insanın şimdiye kadar Türkiye'ye hem ekonomik anlamda hem de genel anlamda çok faydası dokunduğunu düşünüyorum. Ben o ülkelerdeki göçü de öyle düşünüyorum. Çünkü insanlar kendi köklerinden kopmuyorlar. Bir şekilde kendi geldikleri ülkelerle ilişkilerini devam ettiriyorlar. Ama dediğim gibi asıl sorun işte bunların gittiği ülkedeki konumları nasıl karşılandı. Peki. Orada ciddi sorun var. Şimdi yavaş yavaş yani oradaki o göçmenlerin durumuna gelmek istiyorum. Şimdi siz de bir göçmensiniz. Evet. Yani bu tarif yani orada söylenen bir tarif mi? Yani siz ben göçmenim yani dediğiniz zaman o Alman entegrasyonundan koptuğunuzu düşünüyor musunuz? Öyle. Şimdi ben aslında göçmen değilim o anlamda söylersek. Bunun iki anlamı var göçmen değilim demekle. Bir tanesi kendi isteğimle göç etmedim ben. Yani annem babam beni oraya götürdü. Dolayısıyla o anlamda göç etmiş biri değilim, götürmüş biriyim. İkincisi işte 40 yılı aşkın bir süredir o toplumda yaşadığımız için yani bütün çocukluk, eğitim, sosyalizasyon da orada geçtiği için hani ben kendimi sonradan gelmiş bir adam gibi algılamıyorum. Ha, bu duyguyu bazen oradaki yerde insanlar yaşatıyor mu bile? Evet yaşatıyor. Yani sen bu topluma ait değilsin duygusunu dönem dönem yaşatıyorlar belli ortamlarda. Ama bizim çocuklarımızı düşündüğün zaman onlar göç etmediler mesela. Ya da benim neslimden bazı insanlar orada doğdu. Dolayısıyla sosyolojik anlamda da kullanılan kavram göç arka planı olan insanlar yani migration background ya da migration background tarzında kullanılan kavramlar var. Ya da bir kısmı diyelim ki işte ben Arap Fransızım, Türk Almanım falan da iki kimliğim var diye bu tür kavramlarla kullanılıyor. Ama herhalde göçmen kökenli kavramı yani veya göçmen arka planlı insanlar kavramı daha doğru. Fakat zamanla bu 1-2-3 nesil sonra da bunun da artık söz konusu olacağını düşünmüyorum. Çünkü dünyanın en büyük göç ülkesi Amerika'ya baktığınız zaman I am an Amerikalı diyor, ben bir Amerikalıyım diyor. Burada Amerikan toplumunun hani göç zaten sıfırdan bir göç ülkesi olduğu için Trump dönemini bir kenara bırakalım. Bir hoşgörüsü var. Yani ben Amerika'da bir yere yakın yaşadım. Orada hakikaten bir müddet kaldığınız zaman yabancı değilsiniz hissini veriyorlar size. Çünkü herkes yabancı. Fakat Avrupa toplumları, Batı toplumları bu hissi vermiyor. Yani bu hissi bizden sonra gelen 3. 4. nesile de vermiyor, bize de vermiyor. Yani siz buraya aitsiniz hissini vermiyor. Bu yani siz ne kadar orada ben buraya aitim deseniz de evet, bir rezerv koyuyorlar. Bir rezerv koyuyor. O hissi veriyorlar evet. Şimdi Afrika'dan ya şimdi oradaki İslam Müslümanların hani o farklılıklarına da biraz gelmek istiyorum. Şimdi bütün İslami kanaat çevreleri, cemaatler bir şekilde Avrupa'da aktifler. Yani özellikle Selefi tarz evet, yani Arap toplumlar, Afrika toplumları çok çok aktifler. Bununla beraber tarikat diyebilir. Yani her yelpazenin her şeyi var orada. Evet. Hatta İslam ülkelerinde olmayan yelpazeler. Şimdi bu kadar geniş bir İslami portföy mü diyelim? Ya buna rağmen oradakilerin İslam'a olan ilgisi, meyli veya yorumu nasıldır dersem. Hani çünkü Türkiye'den işçilerin oraya ilk gittiği zamanlarda İslam'a bir merak olduğu söyleniyor. Fakat zamanla bunun değiştiği ifade ediliyor. Nedir orada İslam'a bakış ve Müslümanların durumu? Şimdi siz de doğru tarif ettiniz. Çok heterojen bir Müslüman yapı var. İlk yıllarda işte 1960'lardan sonra belki 80'lere kadar 90'ların başına kadar olan süreçte buradaki diyelim X cemaatinin mensubu orada X cemaatine bağlı bir cami açıyordu. Zaten ilk camiyi açan insanlar da Müslümanlar, Türkiye'den gelen Müslümanlar. Şu an Avrupa'da 6.500 cami var. Bunun yaklaşık
4000 civarı Türkiye'den giden insanlar. Toplam işte, cami sayısı 6500. 6500. Bunun ya bu çok büyük bir rakam değil hocam. Tüm Avrupa için söylersek. Yani öyle ama işte 25 milyon insan Müslüman yaşadığı bir toplum için söylüyoruz bunu. Türkiye'de şimdi 82 milyon insan var. 90 bin cami var. Yani gerçi nüfusa vurduğunuz zaman çok da evet orada, az değil. Az değil. Orada da 25 milyon insan var. He. Onun karşısında 6500 cami var. Dolayısıyla aslında fena da değil. Onu da söyleyelim. Yani süreç içinde. Şimdi şöyle bir şey var. Yani üçüncü, dördüncü nesil. Yine işte bizim Türkiye örneğinden yola çıkarsak işte Milli Görüş'ün, işte Diyanet'in vesaire cemaatlerin orada camileri var. Fakat bunların içinde benim de tehlikeli gördüğüm Selefi akımlar da yavaş yavaş Avrupa'da çok güçlü hale geldi. Şimdi bu ilk defa Selefileri gördükten sonra biraz bir milliyet aidiyetinin önemini anladım ben. Çünkü bu Selefilerde kendi internasyonal bir hareketin parçası olarak görüyor. İşte bugün Irak'ta tırnak içinde cihata gidiyor. Yarın Suriye'de tırnak içinde cihata gidiyor. Öbür gün işte Çeçenistan'a falan gidiyor. Kendi bir internasyonal hareketin parçası olarak görüyor. Aslında sonradan ne olduğu da belli değil. Niçin savaşı da belli değil bir konuma geliyor. Bunu riskli görüyorum. Yani aidiyet duygusu olmayan, herhangi bir ülkeye bir kökene aidiyet duygusu olmayanların Selefi akımlarına gitmesini çok riskli görüyorum. Şimdi bu özellikle Türkiye merkezli dini cemaatlerde bir geçiş sürecinde. Birinci geçiş sürecinin nedeni bu cemaatlerin yönetimlerinde artık Türkiye'den sosyalize olmuş insanlar değil. Daha çok işte orada doğmuş ya da orada sosyalize olmuş insanlar var. Onların yaşadıkları ülkelerin devletlerle ilişkileri çok daha fazla, daha farklı yani daha barışık yaşıyorlar. Hatta bazı eyaletlerde örneğin Hamburg'da devlet Hamburg'daki dini cemaatlerde, Hamburg eyalet hükümeti Hamburg'daki dini cemaatlerde bir sözleşme yaptı. Diyelim ki Ramazan bayramında, Kurban bayramında vesaire o gün işte Müslüman çocuklar okula gitmek zorunda değil. Müslüman çalışanlar çalışıkları kurmaya gitmek zorunda değiller. Buna benzer şeyler de var. Ama bir cemaatlerde de bir Avrupa toplumuna hizmet eden cemaate doğru bir evrilme var. Bunu nesnel söylüyorum ben, olumlu veya olumsuz gördüğüm için değil. Bu anlamda bir evrilme var. O evrim sürecinde de tam tamamlanmış değil. Nereye gidecek, nasıl bir yapı olacak onu tam göremiyoruz. Yani bir zemin bulanıklığı mı var? Yani? Zemin bulanıklığı bir geçiş süreci. Mesela şimdi önceden diyelim ki Türkiye'den giden insanların camisinde Cuma hutbeleri Türkçe okunurdu. Şimdi önemli bir kısmı hem Türkçe hem Almanca okunuyor. Ya bu şey için normal değil mi? Gençler anlamak evet, Türkçe. Gençlerin anlaması için. Belki yarın yani bir nesil sonra hutbe tümüyle Almanca okunacak. Ben çünkü Amerika'da camilere gittiğim zaman mesela Cuma hutbeleri hep İngilizce okunuyordu. Dolayısıyla burada muhtemelen dil kaybolacak. Yani Türkiye'den gelen insanların dili, işte Arap ülkelerinden gelen insanların dili kaybolacak. Onların yerine o yaşadıkları ülkenin dili ki bunu 3. 4. nesilde çok yoğun görüyoruz. Daha dominant hale gelmiş olacak. Yani bir dil kayması yaşanacak. Yani dil kaybolduktan sonra dini ne kadar koruyabiliriz, dille din ilişkisi ne kadar? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani sosyologların, pedagogların tartışması gereken bir konu. Ama bir evrim süreci yaşıyoruz. Bu evrim sürecinin nereye gideceğini şu anda öngörmek çok zor açıkçası. Evet. Yani Müslümanların orada yani orada yetişen, orada eğitim almış artık ve çalışmaları bizzat teslim alan gençler veya orta yaş. Evet. Onların nereye gideceği belli değil. Yani diyorsun, bir geçiş sürecinde. Geçiş süreci. Öngöremiyoruz nereye gider. Yani şu mu olacak? Yani bir Avrupa merkezli ya da işte Almanya merkezli işte Avrupa İslam mı ortaya çıkacak? Farklı bir İslam yorum mu ortaya çıkacak? Nasıl olacağını bilemiyoruz. Zaten şurada da çok ciddi eksiklikler var. Mesela Almanca bir ilmihal hala yok örneğin. Muhtemelen Fransızca da yoktur ilmihal. Yani Müslümanların gündelik dini yaşamlarını ikame edebilecekleri dini literatür gelişmiş değil.
Orada var Almanca İslami eserler falan var sanki yok. Tercümeler var ama telif yok. Ha, tercümeler var. Tercümeler var. Şimdi yeni yeni son 10 yıldır 2 veya bilemiyorum 3 tane İslam kürsüsü açıldı. Bu da yine Alman devleti tarafından finanse edilen İslam kürsüsü. Bunların da ne kadar objektif, ne kadar bağımsız olduğu tartışılır. İdeali şudur, Müslümanların mesela kendi İslam kürsülerini kurmak, kendi finansman kaynaklarından. Yine Müslümanların işte kuracakları düşünce kuruluşlarında kendi dini eserlerini yaymaları. Yine işte Müslümanların yani kendi kürsülerini bazı üniversite veya da üniversitelerini kurmaları. Bu sürecin çok gerisindeyiz. Yani oradaki yaşanan ülkenin gölgesinin dışında bize uygun bir İslam anlayışının gelişmesi için gerekli olan altyapı yok şu an. Evet. Şimdi peki gerçi bu hiç gündeme gelmiyor ama yani Avrupalı Müslüman olmuyor mu? Yani şimdi Avrupa'nın İhtida eden mi? Oranın yerlisi. Yani bir Alman'ın Müslüman olması çok nadir bir vaka. Evet, Fransız. Yani böyle hani kitlesel halinde bir Müslümanlaşma. Yok, kitlesel demiyorum ama mesela Rusya'da az çok bununla ilgili haberler geliyor. İşte Tatarların etkisiyle, şunun etkisiyle İslam'ın hızlı yayıldığına dair. Ya şey var mesela, Almanya'da da var buna benzer şeyler ama bu çok yüksek bir oran değil. Ve olanların önemli bir kısmı da bu Selefi hareketleri bünyesinde hareket ediyorlar. Mesela Almanya'da çok meşhur bir adam var. Pierre Vogel diye bir adam, Alman. Eski bir boksörmüş, uyuşturucu kullanmış, daha sonra hapiste yatmış. Sonra İslam'ı keşfetmiş falan. Suudi Arabistan'dan dini eğitim almış, Arapça Marapça öğrenmiş. Fakat Selefi söylemi var. Yani ben açıkçası hani rakam olarak bildiğim kadarıyla Almanya'da 200-250 bin civarında ihtida etmiş Alman Müslüman var. Bunların önemli bir kısmı evlilik yoluyla ihtida etmişler. O zaman bayan tabii yani bunu. Erkek veya erkek. Veya erkek. Yani Türklerle veya Müslümanlarla evlenen Alman erkekler de var. Veya erkek. Bu 200-250 binin %25-30'u da kendi aracı sonucu Müslüman olmuş insanlar. Yine bunlar da bayan da olabiliyor, erkek de olabiliyor. Fakat bunlarda bir Selefi akım var. Yani dominant olarak Selefi akımlar var. İkincisi, İslami bir sosyalizasyonla büyümedikleri için sonradan sıkıntı oluyor. Yani bir tanesine örnek vereyim. Mesela benim bulunduğum şehirde bir arkadaş vardı. Çok da zeki bir adamdı. İsmi Sven, daha sonra ismini Muhammed diye değiştirdi. Hukuk okudu. Daha sonra şu an bir İslam kürsüsünde, Münster Üniversitesi'nde İslam hukuku üzerine uzmanlaştı. Doktora falan yaptı, profesör oldu. Sonra Peygamberimizin yaşamadığını, fiktif bir şahsiyet olduğunu iddia eden bir kitap yazdı, tezler ortaya attı. İslamiyet'ten çıktığını falan anlatmaya başladı. Bunu başka, buna benzer başka ekstrem örneklerde görebiliyoruz. Ben açıkçası yani tabii kimsenin imanına şey yapmak istemem ama genelde kendiliğinde Müslüman olan insanların büyük bir kısmında kişilik problemleri var, psikolojik sorunlar var. Bulundukları toplumdan, yaşam tarzından bir kaçış var. Bu bazen Budizm'e kaçış oluyor, bazen de İslamiyet'e kaçış oluyor. Dolayısıyla orada hani bu ihtida olay var ama ben çok sağlıklı bir ihtida süreci yaşandığını düşünmüyorum orada. Evet. Şimdi oradaki, özellikle Türkiye'den orada bulunan Müslümanların sorunları, şimdi az önce gerçi değindiniz, entegrasyonla alakalı daha çok o sorunlar. Şimdi yeni kuşaklar arası, çocuğun işte babaya yabancı, anne babaya yabancılaşması veya işte devletin bu anlamda özellikle eğitim sürecinde çocuklara aşırı derecede yani sahiplenme görüntüsü vermesi. Şimdi bunun ortaya çıkardığı işte çocuğu ailesinden alma, alıp başka bir yere verme gibi. Bunların yani bir ara bayağı bir rakamlardan bahsettiler. İşte ailesinden alınan çocukların sayısı şu kadardır gibi. Biraz da bu sorunlara gelirsek, yaşanan özellikle aile bazında eğitim sürecinde yaşanan sorunlar. Evet, bu dediğiniz sorunlar var. Şimdi şöyle bir şey var. O şuradan da kaynaklanıyor. Çocuklara okullarda çok ciddi bir özgüven veriliyor. Özgüven. Özgüven veriliyor. Yani sen işte diyelim ki herkesin dediğini yapmak zorunda değilsin.
sen özgür bir reisin, senin başına bir iş gelirse hemen bize söyle, işte arkanda devlet var vesaire falan. Bu çocuklara verilen bu özgüvenle çocuklar şımartılıyor açıkçası biraz. Dolayısıyla evde diyelim ki ufak bir tartışmada nasıl olsa benim arkamda devlet var, bana bir şey olmaz tarzı. İşi götürüp polise şikayet ediyor. Mesela babam bana şunu dedi örneğin. Mesela bir de orada kültürel farklılaşma var. Biliyorsunuz Anadolu'da mesela birbirine kızdığı zaman seni gebertirim der örneğin. Ama bunun mecazi bir anlamda olduğunu, hiçbir zaman kimseni kimseye öldürmeyeceğini hepimiz biliriz. Fakat mesela çocuk babası bunu veya annesi bunu çocuğuna dediği zaman gidip polise ihbar ediyor ki babam beni ölümle tehdit etti. Seni gebertirim dedi. Seni gebertirim dedi. Evet. Babam beni ölümle tehdit etti. Bu sefer ne oluyor? Hemen polis geliyor, rapor tutuyor falan, çocuğu ailesini alıyor. Ondan sonra mahkeme süreçlerinde şunlar da bunlar da bunun böyle olmadığını ispat etmek çok uzun bir süreç. Ve bu çocukları aldıkları zaman da başka Alman ailelerin yanına veriyorlar. Buna benzer çok örnekler görüyoruz. Yani başka bir Müslüman ailenin yanına vermiyor, Alman aileler veya işte Fransız ailenin yanına veriyor. Çocuk o süre içinde asimile oluyor işte. 13-15, 12 veya 8-10 yaşında olduğunu varsayın. Böyle bir çocuğu işte bir Alman ailenin yanına verdiğiniz zaman çocuk 2-3 sene içinde asimile olmuş gitmiş oluyor. Dili unutuyor, dini unutuyor, domuz etiyor vesaire. Bunun da ben bilinçli politika olduğunu düşünüyorum. Yani o verildiği ailede artık daha önceki anne babasıyla hiç iletişim... Yok, yasak kurdu. Hiç görüşmüyor. Hangi ailenin kim olduğu bile bilinmiyor yani. Görüşmüyor, ilişki yasaklanıyor vesaire yani. Ya o çocuğun anne babasına hiç gösterilmiyor. Hiç göstermiyor. Kimde olduğunu da söylenmiyor. Kimde olduğunu bile söylenmiyor. Kimde olduğunu da söylenmiyor. Çocuğun nerede olduğu da söylenmiyor. Ancak böyle işte geçen yine yanılmıyorsam Düsseldorf'ta böyle bir olay oldu. Avukat arkadaşlarımızın müdahalesiyle uzun bir mahkeme sürecinden sonra iki çocuğu zorla aldık yani ellerinden. Evet. Şimdi tabii orada çocuklara sahip çıkma yani ailelerin en büyük endişesi. Yani ben aman çocuğum şöyle olmasın, böyle olmasın gibi. Nasıl görüyorsunuz? Yani aileler çocuklarına özellikle inanç, edep, ahlak, terbiye, gelenek noktası sahip çıkabiliyor mu Müslüman aile? Yani şöyle söyleyelim. Biraz dini hassasiyeti olan aileler çoluk çocuğunun dini bir eğitim alması için gayret gösteriyorlar. İşte orada biliyorsunuz camiler vesaire var. Oraya gönderiliyor çocuklar camilere. İşte başta Milli Görüş olmak üzere, DİTİB veya başka cemaatler olmak üzere buralara çocuklar gidiyorlar. Yani nispeten oralara gidip giden çocuklarda hem dini bir hassasiyet oluşuyor hem de gençliklerinde bazı yanlışlıklar olsa da günün sonunda hani herkes kendi köküne bir şekilde dönüyor. Yine orada bizim kendi aramızda bir yani İslami kültür yaşatıyoruz veya işte şey olarak Müslümanlar olarak. Ama böyle hassasiyeti olmayan ailelerin çocukları camiye gitmeyenler zaman içinde dinden kopuyorlar. Hatta milli kimliklerinden de kopuyorlar. Ve onların asimile olma ihtimalleri de çok daha yüksek. Bir iki nesil oluyorlar. Ama genelde yani işte ben ikinci neslim, bizim nesil kendi çocuklarını, hassasiyet olan insanlar kendi çocuklarını muhafaza etmeye çalışıyorlar. Şimdi son biraz zaman... Biraz bura gibi de yani burada da günün sonunda tabii, öyle. Tabii orada biraz daha zor. Evet. Az önce aile dediniz, tabii Batılı'nın kendi ailesi bir yana bir de Müslüman aile, o göçmen demeyelim de hani artık orada büyüyen aileler, onlarda da ciddi sıkıntılar var. Yani Müslüman ailelerde de ciddi sıkıntılar var. Evet. Yani bu oradaki toplumun etkisi mi? Yani bir yerde oradaki yaşamın etkisi mi? Ya bunun birkaç boyutu var. Bir tanesi şöyle düşünün. Mesela diyelim ki Almanya'da büyümüş bir erkekle Türkiye'de büyümüş bir erkek, bir bayan evleniyor. Bayanı oraya götürdüğünüz zaman mesela ve Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, her neyse bir defa bir kültür şoku yaşıyor doğal olarak. Çünkü sosyalizasyonu çok farklı bir ülkede geçirmiş. Farklı bir şekilde sosyalize olmuş bir adamla evleniyor veya bir kadınla evleniyor. Bu bir sıkıntı. İkinci sıkıntı, yani bulunduğun ülkede azınlıksın ve bunu size her ortamda hissettiriyorlar.
Bunu okulda, meslek hayatında, iş hayatında, bazen kapalı insanın sokakta. Bunu size hissettiriyorlar. Bunun dışında başka baskılar da var. Yani modern toplumun insanlara getirdiği sıkıntılar da yaşıyorsunuz yani, yerli yabancı demeden. Bütün bunlar tabii ki bazı psikolojik rahatsızlıklara, bazı farklı süreçlere yol açabiliyor. Dolayısıyla mesela bu pandemi sürecinde de görüyoruz bunu. Göçmen kökenli insanların daha fazla Covid'den muzdarip olduğu örneğin. Ondan sonra göçmen kökenli insanların bazı konulara daha böyle başarısız olduğunu görebiliyoruz. Yani böyle modern batı toplumunun yaşadığı sıkıntıların yanında göçmenliğin getirdiği sıkıntıları da üstüne koyarak yaşıyoruz. Onun getirdiği tabii ki bazı sıkıntılar oluyor, evet. Ya bu aileye yansıyor. Aileye yansıyor, aile ilişkilerine yansıyor. Aile ilişkilerinden çocuk ebeveyn ilişkilerine vesaire yansıyor. Bu orada problem durumlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Ya çünkü boşanma oranları oradaki Türkler arasında da yüksek. Bayağı yüksek tabii. Son yıllarda özellikle ikinci, üçüncü nesilde çok yükselmeye başladı. Evet. Yani yine sadece boşanma oranları değil. Evli ama huzursuz, yani sürekli evet. Sorunlu. Aynen. Çocuk baba, yani çocuk ebeveyn ilişkisine de çok sıkıntılar evet, duyuyoruz. Evet. Doğru. Şimdi bununla beraber tabii Avrupa'daki o Müslümanların buradan giden göçmenlerin yani siz ilk başta söylediniz yani kendi ülkelerine ciddi bir aidiyetleri var. Şimdi ne kadar asimile olsalar da ne kadar entegrasyon sürecinden geçseler de o şey kolay kolay kopmuyor. Çok yoğun, evet. Şimdi dediniz ki bu biraz dille alakalı. Eğer dil ortadan kalkarsa komple kopabilir dediniz. Evet. Öyle mi? Doğru, yani, evet. Yani peki şu an yeni son nesilde dil kaldı mı? Yani dil var ama 3. nesilde yarı var. 4. nesilde, 5. nesilde bu işin tümüyle biteceğini düşünüyorum ben. Tedbir alınmazsa tabii. Yani sivil çabalarla, kendi çabalarla. Sivil çabalarla tedbir alınmazsa. Tabii şöyle bir şey var, şöyle bir artımız var daha doğrusu. Şimdi 19. yüzyılda mesela Avrupa ülkelerine yine göçmenler gelmişler. O dönemde yani çoğu Doğu Avrupa'dan gelmiş. Şimdiki olduğu gibi televizyon, telefon, ulaşım ve iletişim imkanları olmadığı için insanlar ikinci nesil içinde yani bir nesil sonra asimile olmuşlar. Bugün onları sadece soy isimlerinden biliyoruz işte. Polonya'dan gelmiş oldukları mesela Dostoyevski falandır. Sıradı diyoruz ki yani Polonya olabilir. Şimdi bizim nesille birlikte, özellikle 90'larda bu dijitalleşmeyle birlikte insanların kendi geldikleri ülkelerle olan iletişim bağı arttı. İşte Türk dizileri orada da seyrediliyor. Türk televizyonları orada da seyrediliyor. İşte Türk gazeteleri orada da yayınlanıyor. Ya da yayınlanmasa işte internet üzerinden okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani doğal süreci içinde eğer bu dediğim enstrümanlar, araçlar olmasaydı belki 4. 5. nesilde tümüyle bu dil meselesi kaybolmuş olabilirdi. Fakat bu imkanlardan dolayı tümüyle kaybolmasa da yani bir şekilde pasif bir şekilde bu dil yani geldiğin ülkenin dilini kullanabileceksin ama 3. 4. 5. nesil kendi aralarında sadece Almanca konuşuyor. Hatta benim kendi çocuklarım da var mesela ısrarla Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Hep bana Almanca cevap veriyorlar. Anlamıyorum dedikten sonra benimle Türkçe konuşuyorlar. Ya da anlamamazlık yaptığım zaman. Dolayısıyla dil konusu sıkıntı. Muhtemelen dil pasif bir şekilde kalacak. Anlayacaklar. Ama aktif kullanacaklarını, gündelik hayatta, aile içinde kullanacaklarını tahmin etmiyorum. Yani dilin ortadan kalkması ama dediniz ki o tartışma sürüyor. Din, evet. Dil kalkarsa din bundan nasıl etkilenir? Din eğer şundan şöyle etkilenir. Eğer hakikaten biz bu yani Müslümanlar olarak bu süre içinde orada yaşadığımız ülkelerin dilinde dini literatür geliştiremezsek din de bundan olumsuz şekilde etkilenir diye düşünüyorum. Yani ne kadar yani orada takım sosyal çalışmalar olsa da, İslami çalışmalar olsa da. Evet. Mesela Peygamberimizin hayatını okuyacağız. Evet, Almanca bilimsel yazmış kitaplar var ve müsteşrik bunu farklı bir gözle yapıyor. Yani Peygamberimiz diyor, başka bir nesne olarak ele alıyor bu obje olarak, obje olarak inceliyor. Şimdi, ama bir Müslüman mesela bizdeki siyer geleneğine uygun Almanca yazmış bir dini eser yok örneğin. Ya da işte gündelik hayatımızda Almanya'nın, Avrupa'nın gerçeklerini dikkate alan
ilmihal kitapları vesaire yok. Bunları üretmemesi gerekiyor Müslümanların. Peki çeviri kitapların yani etkisi olmuyor mu? Yani ya çok ciddi çeviri kitapları da yok. Mesela Türkçe'ye baktığı Bediüzzaman'ın çeviri kitapları var. Onlar da çok kötü Almanca ile çeviri yapmış mesela. Dolayısıyla böyle profesyonel çeviri kitapları da yok yani. Onların da yapılması gerekiyor. Evet, yani oradaki büyük mesela gerek Diyanet olsun, gerek Milli Görüş olsun. Onların bu anlamda şeyler yok mu, çalışmalar? Milli Görüş'ün küçük de olsa var buna benzer çalışmaları. Fakat Diyanet'in şu an bildiğim kadarıyla o anlamda bir çalışması yok. Yani İslami eser Almanca, Fransızca evet. vesaire dillerde kazandırma noktasında zayıf. Yani. Zayıf. Bu da yetmiyor. Aynen. Evet. Bir araya gidelim. Aradan sonra oradaki baskılar ve biraz da Almanya'nın veya oradaki siyasetin Türkiye'ye bakışı biraz onu konuşalım. Kısa bir ara. Ve daha fazla ihtiyaç sahibi olmayı isterdiniz, derdi. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Uluslararası Demokratlar Birliği Başkan Yardımcısı Hamburg'dan konuğumuz Sayın Bülent Güven'le birlikteyiz. Avrupa'daki modern yaşamın, onun geldiği noktayı, oradaki Müslümanların durumunu, buradan gidenlerin durumunu, İslam'a bakışı, Türkiye'ye bakışı, bütün bunları konuşuyoruz. Tabii ya orada yükselen aşırı sağla birlikte. İslam düşmanlığı veya göçmen düşmanlığı onu da konuşuyoruz. Şimdi tabii bir sohbet babında ilerliyoruz hocam. Oradaki aile sorunları, Müslümanların yaşadıkları sorunlar biraz belirsizlik durumu var dediniz. Yani geçiş süreci, belirsizlik demiyorum da geçiş süreci. Yani bu gençler, özellikle kuşaklar, yeni kuşaklar, 4. 5. artık ben kaçıncı bilmiyorum. Siz daha 4 ama 5 geliyor. 4-5 yani 4. 5. kuşağın artık nereye ait olacağı konusunda, yani ben Alman mıyım, Hollandalı mıyım veya işte Türkiye'ye mi, ne kadarım Türkiye'ye ait? O özellikle o dili kaybetmeyle beraber bunun bu sorunun büyüdüğünü söylüyorsunuz. Şimdi 6500 caminin iyi bir 25 milyon nüfus al Müslüman nüfusa göre iyi bir rakam olduğunu söylediniz ve bu camilerin etrafındaki çalışmaları tabii 6500 caminin çevresi az değildir yani şeye baktığınız zaman. Tabii güzel şeyler illaki var bu ve bunların da konuşulması lazım bir yerde. Fakat Almanca veya o Batı, ister Hollandaca ister diğer dillerde telif edilmiş İslami eserler olmadıkça veya sadece eser de değil, yani orada bir İslami kültür, bir arka plan olmadıkça bir güvensizlik olacağını söylediniz. Şimdi Türkiye'nin
Şimdi diaspora biraz sizin işiniz de o. Aslında evet. Uluslararası Demokratlar Birliği ilk başta onu konuşmak lazımdı. Evet. Yani nedir bu? Şimdi diaspora deyince dinden öte bir millet veya bir devlet akla geliyor. Yani Türkiye'nin işte dışarıdaki gücü. İşte bunu ister nüfus ister ekonomik falan gücü. Bunun içinde illaki oradaki nüfusun, toplumun burayla alakasının canlı olması lazım. Yani o dilde bu bir yerde bunun bir parçası. Şimdi şöyle bir tartışma konusuyla gireyim. Müslüman olan bir Batılı'nın illa işte bir Müslüman ismi alması gerekli miydi? Hani adam Müslüman olmuş, illa isminin Harun mu olması gerekiyor? İlla isminin Muhammed mi olması gerekiyor? Hani bu tartışma var. Bunu bir yerde tutalım. Fakat şimdi Müslümanlara karşı oluşturan algılar, yani ister bunu işte aşırı böyle şiddet yanlısı gösterdikleri İslami fraksiyonlar, cemiyetler üzerinden söyleyelim. Veya işte Orta Doğu dedikleri işte o coğrafyadaki o öldürme, kesme, biçme veya bazı kavramlara işte cihat gibi yükledikleri, o müsteşriklerin yükledikleri anlamlar üzerine söyleyelim. Sürekli Müslüman işte şiddet yanlısıdır, barış karşıtıdır, efendim insanlık değerlerine yabancıdır, barbardır filan. Bu devam ediyor mu? Devam ediyor mu derken bunun işte dozu nasıl yani şu anda? Ondan sonra da Türkiye'ye bakışa gelelim. Yani Müslümanların hani barbar olduğu yönde iki kaygı. Mesela. Şimdi şöyle bir şey var. Belki ilk başta onu söylemek lazım. Aslında ilk bir şey düzelteyim. Hani diaspora Türkiye'nin orada gücü dediniz ya. Ben diasporadaki yaşayan insanların sadece Türkiye için demiyorum. Herhangi bir ülkenin dış politika enstrümanı olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani bunu devletle alakalı düşünmemek lazım. Düşünmüyorum. Yani evet. Çünkü bizi devlet göndermedi oraya. Evet. Ya da işte diyelim ki sadece Türk diasporası yok. Bir Çin diasporası da var. Bir Ermeni diasporası var. İşte bir Yahudi diasporası var. Bu süreç içinde oluşan bir şey. Bir göç hareketi. Bunlar belli ülkelerde, belli ülkelerin belli şehirlerinde kümelenmiş bulunuyorlar. Burada bir diaspora var. Bunu bir dış politika enstrümanı olarak gördüğünüz zaman bizim orada kazanımlarımız da tehlikeye giriyor. Buna yani onu düzeltelim tabii. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Avrupa örneğine yola çıkarsak Avrupa'da şöyle bir algı var. Avrupa'da Müslümanlar genel algı bu ama yani liberaller belki biraz farklı düşünüyor olabilir ama Müslümanları bir Avrupa kimliğinin anatomisine karşı bir tehdit unsuru olarak görüyorlar. Şimdi ben hiç unutmam mesela Almanya'da bir Handelsblatt diye bir gazete var. Bu eğer yani muadil olarak Wall Street Journal gibi bir gazete. Almanya'nın Wall Street Journal ciddi bir gazete. Ekonomikdeki karar vericiler okuduğum bir gazete. Bu 2015 yılında biliyorsunuz çok ciddi bir göçmen geldi Suriye'den, Afganistan'dan Almanya'ya. Sadece Almanya 1 milyon Suriyeli geldi 2015 yılında. O gazetede işte Türkiye bu göçmenleri gönderiyor, niye gönderiyor tartışmalar yapılırken o gazetede Erdoğan ne istiyor diye bir böyle iki sayfalık bir yazı yayınlandı. İki gazete sayfasında bir yazı yayınlanmıştı. Yazıyı çok dikkatli okudum. Şöyle diyor, diyor ki bundan 1000 yıl önce nasıl diyor Müslümanlar Bizans'ın hakimiyetinde olan Anadolu'ya gelip bir 150 yıl içinde Anadolu'yu Müslümanlaştırırlarsa bugün de diyor işte İslam dünyası, o dönem Müslümanlar Moğol baskısından kaçıyordu. İşte bazı İslam coğrafyasındaki iç çatışmalardan. Bugün de İslam coğrafyasındaki bazı çatışmalardan dolayı insanlar göç etmek zorunda kalıp Avrupa ülkelerine geliyorlar. Ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da kayda değer bir Müslüman nüfusu yokken bugün bazı Avrupa ülkelerinin nüfusunun %10'dan fazlası Müslümanlardan oluşuyor. Bu süreci ileriye doğru şey yaparsak, yansıtırsak çok ciddi bir Müslüman nüfusu olacak. Belki bir gün gelecek Müslümanların nüfusu Avrupa'da dominant bir nüfus haline gelebilecek. Bu da Avrupa kültürünün yok edilmesi, buna karşı tedbir almak gerekiyor. Şimdi bunun hani sosyolojik olarak baktığınız zaman böyle bir şey olma ihtimali belki binde bir ama bu korku var.
Yani bir defa kendi kültürü için, kendi devletinin geleceği için, toplumun yapısı açısından sizi tehdit olarak görüyor. Böyle bir korku var. Bu sadece aşırı sağcıların şeyi de değil. Aşırı sağcıların kullandığı argümanlar da değil. Aşırı sağcı olmayan, muhafazakar diye niteleyebileceğimiz, hatta dönem dönem sosyal demokrat, solcu diyebileceğimiz insanlardan da buna benzer tepkiler geliyor. Şimdi bu korkunun bir defa ortadan kalkması gerekiyor. Sağlıklı bir ilişkinin kurulabilmesi için. Yani bir defa işte Müslümanların bir gün ben Avrupa'da dominant bir unsur olacağına inanmıyorum sosyolojik olarak. İşte hep de böyle işte Müslümanların nüfusu artacak, Batılıların nüfusu gerileyecek diye bir şey olduğuna da inanmıyorum. Çünkü bu tür olayları belli süreçler tetikliyor ve ilerletiyor, engelliyor. 50 yıl içinde, 100 yıl içinde nasıl böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Bu tehdit var olduğu müddetçe bizim oraya gerçek anlamda entegrasyonumuz da zor olacak. Ve bizim kabullenilmemiz de zor olacak. Nasıl bir tehdit dediniz? Yani özet yani olarak? Bizim hani Müslümanları Avrupa kültürü için, Avrupa'nın etnik anatomik yapısı için bir tehdit olarak görüyorlar. Ya yani bunlar bizim kültürümüzü yok edecekler tehdidi. Ve şimdi özür dilerim. Siz dediniz ki Avrupa'nın, Müslümanların Avrupa'da baskın olmaları veya nüfuslarının artması mümkün değil. Yani yani Batılılardan fazla olabilir evet. Olabilir ama bu illa olacak anlamında da değil yani. Hani şimdi bugün rakamları alıp böyle ileriye doğru yapıp bak bugün böyle oldu yarın böyle olacak diye. Peki şimdi çocukları olmayan ve artık tamamen yalnızlaşmış bir Avrupa için bu öngörü biraz mantıklı değil mi? Mantıklı olabilir ama yarın şartlar değişir. Avrupa'dan çocuklar da artar. Yani şimdi bizim de çocuklarımız azalıyor. Aynı şey Müslümanlarda da oluyor. Tabii canım şimdi yani baktığınız zaman bırakın Avrupa'yı. İstanbul'da hangi çiftin ikiden fazla çocuğu var? Bizim Erzurum'da vardır işte. Sivas'ta vardır hala insanların 4-5 çocuğu ama İstanbul'da büyük şehirde bu tümüyle şehirleşmeyle alakalı bir şey. Ekonomi gelişmesiyle alakalı bir şey işte. Değişik faktörler var. Bunları tetikleyen ve bunları engelleyen. Dolayısıyla bunu böyle ileriye doğru yazmak işte bugün 2 arttı, yarın 4 olacak, öbür gün 6 olacak aritmetik olarak bunu söylemek bence sosyolojik anlamda yanlış. İlla bu iş böyle olacak değil. Ha, olabilir mi? Olabilir. Yani zaten kader alanını örerse o da olur belki ama illa böyle olacak diye bugünden varsam yapmak ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Doğru olması gereken ya da yani üzerinde çalışılması gereken nokta Müslümanlar da bizim için de yeni bir şey. İlk defa tarihte Müslümanlar çoğunluk içinde azınlık olarak yaşamaya başladılar. Yani mesela İslam'da Darül Harp fıkhı yeni yeni gelişiyor ya da şimdiye kadar öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla bizim için de yeni bir tecrübe. Bizim onlar Avrupa'da, Avrupalı insanlarla ortak bir dil, ortak bir zemin bulmamız gerekiyor. Bunu bulduğumuz takdirde bu iki tarafın da lehine olduğunu düşünüyorum. Çatışmadığı sürecin çok sancılı olacağını düşünüyorum. Yani iki taraf için de çok sancılı olacağını düşünüyorum. Temennim bu çatışmalı sürecin olmaması. Ama eldeki verilere baktığımız zaman, işte aşırı sağ partilerin yükselişine baktığımız zaman, bazı tabuların yıkılmasına baktığımız zaman yani hiç unutmuyorum. Avusturya kökenli bir rahip Müslümanların Avrupa'daki varlığını Viyana'nın 3. kuşatması olarak algıladı mesela. Bunu televizyonda gazetelerde söyledim. İşte bu tehdit yani bizim tehdit olarak algılanmamız gerekiyor. Bir kazanım olarak algılanmamız gerekiyor. Bunu nispeten mesela Amerika başarmış. Amerika farklı kültürden insanları o kültürün insanların kendi dinlerinden veya kültürlerinden vazgeçmeden Amerika'daki o pota içinde entegre edebilmiş. Görün ister ki bunun Avrupa'da da böyle olması. Ha burada hangi yani günün sonunda bu Türkiye'de de böyle bazı hemşeri dernekleri ve hemşeri grupları, bazı mezheplere mensup insanlar, bazı fraksiyonlara mensup insanlar İyi organize oldukları zaman toplum içinde etkili olabiliyorlar. Bunu mesela Amerikan toplumu içinde diyebiliriz. Bunu işte Avrupa'da da kim daha iyi organize olursa onlar etkiliyor. Müslümanlar eğer organize olabilirlerse Müslümanlar da etkili olabilirler. Ama bunu tehdit olarak görmemek lazım. Yani tehdit olarak gördüğünüz takdirde bu çatışmanın önünü açar. Bu da doğru değil bana göre. Evet. Şimdi Türkiye ile Avrupa arasında işte son dönemlerde artan bir gerilim demeyelim de yani bir
bir dil sertliği var. İster bunu Doğu Akdeniz üzerinden o söyleyelim, ister işte Avrupa'nın istediği politikaların yani Türkiye'de uygulanmaması üzerine söyleyelim. Şimdi Almanya'da mesela okullardaki işte ders kitaplarında veya Fransa'da son zamanlarda Fransa'da da olduğu söylendi. Aşırı derecede bir hatta Erdoğan üzerinden yani işte karşıtlık yani bir isim üzerinden Türkiye'deki gidişata bu meyle bir sanki düşmanlık ve pompalama gibi. Bunun hedefi ne? Yani maksat ya Türkiye'deki siyasete yön vermek mi, ayar vermek mi? Neden böyle bir devlet çocuklara Türkiye şey Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı pompalar? Şimdi bunun iki tane boyutu var. Bir tanesi hakikaten şimdi bir İslam düşmanlığı var Batı toplumunda. Ama hepsi İslam düşman diyemeyiz ama böyle bir İslam düşmanlığı var. Tayyip Erdoğan söylemleriyle bu düşman olan İslam'ın bazı kesimlerin nezdinde ete kemiğe bürünmüş hali. Ya İslam deyince ha bu mudur diyorlar i̇şte, ya. İşte ete kemiğe bürünmüş hali yani. İşte bak budur falan diye. Bu hakikaten psikolojik olarak araştırması gereken bir şey. Ama bunu devlet yapıyor hocam. Devlet çocuklara veya hatta bunu, çizgi filmde. Evet evet çizgi filmlerde, televizyon programlarında vesaire falan. Bu Erdoğan takıntısını ben böyle açıklıyorum. Yani İslam düşmanlığı var. İslam düşmanlığı çok teorik bir mesele olduğu için. Ama Erdoğan'ın da önceki zamanına değil, son dönemde. Son dönemlerde. Son dönemde tabii. İşin bir böyle psikolojik boyutu var. Diğer siyasi boyutu bu çok normal. Yani Batı kendi aleyhine gördüğü, kendi çıkarları aleyhine gördüğü herkesi şeytanlaştırır. Yani bu bugünün meselesi de değil. Yani bu dünün meselesi değil. Yani şimdi mesela 19. yüzyılda İngilizler Mısır'ı işgal etmeden önce orada El Arabi diye bir paşa varmış. Hatta daha sonra başbakanlık da yapıyor Mısır'da. Onunla ilgili yürütülen kampanyayı okuduğunuz zaman dersiniz ki yani El Arabi Paşa'nın adını çıkarın, Tayyip Erdoğan'ı koyun. De aynı kampanya. Ya da 1949'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İran'ın seçilmiş Başbakanı Muhammed Mutasaddık var. İran'daki petrol kullarını devletleştirdiği için aynı kampanya ona karşı da yürütülüp bir CIA ve İngiliz M16 darbesiyle başbakanlıktan indirilmiş bir adam mesela. Benzer şeyi Saddam Hüseyin için de gördük. Şimdi benzer şey Tayyip Erdoğan için de yapılıyor. Yani Tayyip Erdoğan Batı çıkarlarının önünde bir engel olarak görülüyor. Bir de tabii yani Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedenlerine baktığınız zaman yani Birinci Dünya Savaşı niçin çıktı? Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedenlerinden bir tanesi İngiltere ve Fransa Almanya'yı kendi önünde engel gördü. Almanya'da sömürülecek başka bir bölge kalmadığı için Osmanlı topraklarında gözünü dikmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sinyalleri zaten vardı. Osmanlı'ya giderken Balkanlarda Rusya'yı kendi önünde engel olarak görüyordu. O da Rusya ile hesaplaşmak istiyordu. İşte Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nu sömürmek, İngiltere'nin ve Fransa'nın almaya korkusu Birinci Dünya Savaşı'na giden sürecin önünü açtı. Şimdi benzer şeyi yaşıyoruz. Yani tekrar güçlenen bir Rusya var. Tekrar iddialı bir Türkiye var. Tamam mı? Balkanlarda ve Orta Doğu'da iddiasını sürdürmek isteyen bir Avrupa var, bir Almanya, bir Fransa var. Ve bunlar Putin'le, benzer kampanya Putin için de yürütülüyor. Putin de Erdoğan da kendi çıkarları önünde engel gördükleri için bunun bilinçli bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Yani bu böyle sadece şey değil yani bu Erdoğan düşmanlığının bilinçli bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Nitekim Gezi, daha sonra 15 Temmuz darbesi bu çok klasiktir. Yani Batı istemediği adamı önce şeytanlaştırır. Sonra konvansiyonel veya konvansiyonel olmayan metotla uslupla onu devirdiği zaman da millet der ki ah iyi de gitti kurtulduk. Yani bunu şeyde de gördük. En son Irak'ta gördük Saddam Hüseyin'le. Saddam gitti ama Irak halkının hali daha da perişan oldu o anlamda. Dolayısıyla bunu çok da ciddiye almamak lazım. Yani Batı böyle iyi kavramak lazım. Batı çok çıkar odaklı, çok rafine politika güder. Yani ne kimsenin dosttur ne de kimsenin düşmandır. Çıkarlarına hizmet eden herkes Batı'nın dostudur. Çıkarlarına hizmet etmeyen herkes Batı'nın düşmandır. Erdoğan aleyhtarlarını da bu şekilde görmek lazım bence.
Evet. Yani gerçi çok farklı bir örnek olacak ama şimdi Bosna Hersek Avrupa'nın hani hep göbeğindeydi filan deriz yani cümlelere öyle başlarız. Şimdi bir yerde o Bosna Hersek Müslümanlarının Sırplardan veya Hırvatlardan veya artık o diğer onlara kim zarar verdiyse onlardan beklemedikleri ya bunlar bize bir şey yapmadan beraber yaşıyoruz bunlarla dedikleri o rahatlık şu an Avrupa Müslümanlarında da var mı? Yani bunlar camilere saldırıyorlar ama bunlardan bir şey olmaz. Çünkü ya bunlar ya böyle bir rahatlık görüyor musunuz orada? Ben görmüyorum. Ben ciddi şey görüyorum. Yani orada yaşayan bir Müslüman olarak bu konuda çok kaygılıyım. Yani sadece bunu böyle işte camiye yapılan ve kişiye yapılan fiziki saldırı olarak görmüyorum. Ben yani bir şimdi 40 yıldır orada yaşayan ya da orada doğmuş büyümüş bir insan hala oraya aidiyet olarak görülmemesi çok ciddi bir tehlike bu. Yani burada geliyorsun etnik ve mezhepsel azınlıkların haklarını savunuyorsun ama aynı şeyi orada da yapıyorsun. Ben bizzat yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. 2001 yılında milletvekili aday olmak istedim ben Sosyal Demokrat Parti'de. Partinin o dönemdeki bölge eyalet parti başkanı beni çağırdı. Şu anda Alman hükümetinde çok önemli bir adam yani. Belki de önümüzdeki dönemde Alman'ın önerilerinden yani başbakan olabilir. İsim vermeyeyim. Dedi ki seni çok seviyorum, çok da kaliteli bir adamsın ama dedi, sen bizim istediğimiz Türk değilsin dedi. Bu kadar net yani. Dolayısıyla bu bizim o topluma olan aidiyet duygumuzu yok ediyor. Yani işte bir ülkede tehdit olarak görülmek, orada doğmuş, büyümüş bir insan olarak, o ülkeye halen aidiyet olarak, o ülkeye ait bir insan olarak algılanmamak, yani bundan daha büyük tehdit olmaz ki yani illa tehdidi fiziki bir saldırı olacak şeklinde görmemek gerekiyor. Evet. Ya dolayısıyla o yani o endişe var diyorsunuz. Yani o gibi güvensizlik var. Evet. Evet. Şimdi Türkiye'den oraya giden ilk kuşak ondan sonrakilerde işte bir ekonomik beklenti yani maddi durumunu iyileştirme. Hatta Türkiye'de bir takım deyimlere dönüştü bu. İşin Almancadan iyi gibi bir argo ifadelere dönüştü. Şu anda o ekonomik şey yok. Hatta bu sadece 1-2 senelik bir olay değil. Yani neredeyse bir 15-20 senedir çok ciddi bir ekonomik stabilize olayı var değil mi? Evet, bu son şeye geleyim. Bu salgınla beraber, şimdi salgında konuşmadık. Aslında Avrupa için ciddi bir olaydı. Daha da kötüleşti yani ekonomik şartlar. Ekonomik şartların kötüleşmesi Avrupa'nın cazibesini, hani göç için cazibesini düşürür mü? Veya o düşürme dersek nereye gider bu düşürme? Ya düşürür tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Bir defa yani sadece Avrupa değil, Avrupa, Amerika, Çin, Japonya, Hindistan, Rusya böyle bunları yan yana sıralamak gerekiyor. Şimdi 2008 yılında biliyorsunuz bir dünya ekonomik krizi oldu. O da ikinci bir kırılma noktası batı açısından, özellikle Avrupa açısından. Şimdi 2008 yılına kadar gelinen son 25 yılda Batı'daki ortalama kalkınma oranı 3.1'di yıllık. 2008'den işte 2020 Covid krizine kadar ki Batı'daki kalkınma oranı 1.2'ye düşmüştü. Bu ortalama yani mesela Almanya gibi ülkelerin ortalamaları yüksek olduğu için böyle rakamda yükseliyor ama Avrupa'da Yunanistan'ı, İspanya'yı, Fransa'yı, işte Portekiz'i, İtalya'yı tek tek aldığınız zaman bunlar bu son 10 yılda 2008 öncesi ekonomik güçlerinin %25'ini kaybettiler. Şimdi bugün baktığınız zaman mesela Avrupa'da Almanya dışında bu dijitalleşme sürecinde yapay zeka alanında falan önde olan bir ülke yok. Bütün önemli Fransız, İsveçli şirketlerini ya Almanlar ya Amerikalılar ya Çinler satın almaya başladılar. Dolayısıyla Almanya'nın dışındaki Avrupa'da gerçekten bir irtifa kaydı yaşanıyor. Zaten şu an Almanya'nın dışında da böyle ekonomik anlamda Avrupa'da cazip hiçbir ülke yok. İskandinav ülkeleri? Yani küçük ülkeler onlar. Küçük. Küçük ülkeler. İşte en fazla nüfusu olan ülke İsveç, 8 milyon nüfusu var.
Danimarka'nın 4 milyon nüfusu var vesaire, yani küçük ülkeler bunlar. Almanya'nın 82 milyon nüfusu var. Dolayısıyla Almanya dışında zaten ekonomik cazibesi olan bir ülke kalmadı. Yani kimse ben İtalya, İspanya, Polonya, Fransa çalışmaya gidiyorum diye bir şey içinde değil. Bir gayret içinde değil. Gelmek isteyenlerin hepsinin en büyük hedefi Almanya. Almanya hala çoğu alanlarda, teknolojik anlamda, sanayi anlamında üstünlüğü devam ettiriyor. Hala dünyanın mesela Çin'le başa baş gider. En fazla ihracat yapan iki ülkesinden biri. Yıllık ihracat rakamı 1.4 trilyon euro. Çok ciddi bir rakam. İşte kişi başına düşen gayri safi milli hasılası Amerika'dan ve Çin'den sonra, aşıp Amerika ve Japonya'dan sonra en fazla olan ülkelerden bir tanesi. Onun dışında Avrupa'nın o anlamda bir ekonomik cazibesi yok. Sonra böyle dışarıdan baktığınız zaman bir monoblok bir Avrupa da yok. Yani bu sonradan girenlerin mesela 15+1 diye Çin'de özel toplantılar yapıyorlar. Bu Çin'in İpek Yolu projesi kapsamında bütün altyapı projelerini Çin'e satmış durumdalar. Mesela Yunanistan'ın limanlarının elektrik damgalarının, Macaristan'ın elektrik damgalarının dağıtım haklarının önemli bir kısmını Çin almış durumda. İşte İsveç'in en önemli araba markası Volvo'yu Çin'den almış durumda. İşte İngiltere'nin en önemli araba markası Range Rover'i Hindistan'dan almış durumda. Almanya'da şurada burada önemli şirketleri yine Çin'den almış durumda. Dolayısıyla yani bir böyle bir ayrışma var. İkincisi işte İngiltere biliyorsunuz ayrıldı gitti Brexit'le birlikte. O da Avrupa Birliği'nin en az %20 ekonomik gücünü ve cazibesini kaybetmesine neden oldu. Yani ben Avrupa'nın şu anlamda böyle perspektif, umut vadeden bir yapı içinde olduğunu düşünüyorum. İçinde olduğunu düşünüyorum Almanya ile birlikte. Dolayısıyla kimseye de tavsiye etmiyorum. Almanya'yı ele alırsak da Almanya artık bizim 3. Dünya Savaşı'ndan sonra bildiğimiz klasik sanayi toplumu değil. Yani post sanayi toplumu. Eğer eğitiminiz varsa, işte iyi bir yazılımcıysanız ve üst düzey başka özellikleriniz varsa evet para kazanabilirsiniz ama onun dışında vasıfsız bir insanın Almanya'da yapabileceği çok bir şey yok. Türkiye'den de çok fazla para kazanamaz vasıfsız bir insan Almanya'da. Evet, bugün bir haber vardı. İsviçre'de asgari ücretle ilgili işte bir karar açıklanmış. Sanırım 4500 Euro'dan bahsediliyor. Orası için normal rakamlar değil mi? Yani oradaki ben 4500 Euro olduğunu da tahmin etmiyorum. Yani bu Almanya'ya örnek vereyim. Almanya'da asgari saat ücreti 9.18 Euro. Yani bir insanın ayda 160 saat çalıştığını düşünün. Yaklaşık 1600 euro brüt para kazanıyor. Bunun %25'i kesilir. 1100-1200 euro net para kazanır. Hamburg gibi böyle metropol şehirlerde iki odalı bir ev kirası 700-800 euro'dan aşağı değil. Gerisini düşünün. Evet. Yani alım gücü düşük. Yani orada orayı burayla kıyaslamak evet, çok mantıklı değil. Hocam konuşacak konu çok. Avrupa evet, deyince şimdi siyasete girmeyelim dedim. Şimdi Türkiye'ye bakışla ilgili birkaç cümle aldık gerçi. Yani çok ciddi almamak lazım dediriz. Türkiye'nin özellikle ekonomik olarak hani böyle kırılgan veya siyasi olarak kırılgan yapısı hala şeyini sürdürüyor. Yani geçerliliğini sürdürüyor. Dolayısıyla Avrupa her ne kadar ekonomik olarak yani Çin'in veya diğer ülkelerin biraz şeyine girse de Türkiye gibi böyle kırılgan ülkeler açısından yine cazip hala. Şimdi yani şöyle bakmak lazım. Şimdi bizim temel sorunumuz şu ülke olarak, Türkiye olarak. Bizde sermaye birikimi yok. Yani Osmanlı niçin sanayileşme devrimi gerçekleştirmedi? Çünkü Osmanlı'nın toprak düzeni bir sermaye birikimine uygun bir düzen değildi. Yani bir kişinin elinde büyük topraklar yoktu ki oradan bir sermaye birikimi elde edip işte sanayi yatırımlarını falan finanse etsin. Osmanlı toprak sistemi işte toprağın sahibi devlettir. Devlet bugün size verir, yarın bana verir. Kimmiş kimse o topraklar üzerinde tasarruf hakkına sahip değil. Bundan dolayı da sermaye birikimi devam etmedi. Bizim Cumhuriyet döneminde de devam ediyor bu sermaye birikimimizin olmaması. Sermaye birikimlerinin önemli bir kısmı da parayı lüks tüketim ürünlerine harcıyorlar. Bir böyle bir sıkıntımız var. Bu yapısal bir sıkıntı. İkinci yapısal sıkıntımız
eğitim sistemimizden dolayı teknoloji üretemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesi dışarıdan gelen yabancı sermaye ile çok ilintili. Nitekim AK Parti'nin ilk yıllarına baktığımız zaman da toplam AK Parti döneminde 217 milyar dolar civarında bir doğrudan yabancı yatırımcı geldi Türkiye'ye. Hatta AK Parti'nin en iyi dönemlerinde 2012-2013'lerde yıllık doğrudan yabancı yatırım oranları 120 milyar doların üzerindeydi. Şimdi bu son yıllarda işte biraz öncesinde bahsettiğiniz gibi Tayyip Bey üzerinden yürütülen imaj kampanyasıyla birlikte Avrupa'dan gelen yatırım oranları biraz düştü. Şimdi işte bunu Orta Doğu ile telafi etmeye çalışıyor Türkiye. Fakat Orta Doğu'dan gelen yatırım teknoloji getirmiyor. Gelip burada gayrimenkule, otele, AVM'ye, şuraya buraya yatırım yapıyor. Ve daha sonra bir müddet sonra o yatırımı kar marjıyla satıp parayı tekrar geri çekiyor. Avrupa'dan gelen, özellikle Almanya'dan gelen yabancı yatırımcı gibi buraya fabrika kurmuyor, teknoloji getirmiyor, Orta Doğu yatırımı. Şimdi bu Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'dan gelen veya dünyadan gelen, yani Orta Doğu dışından gelen yabancı yatırımcı sayısının düşmesinin Türkiye'nin son yıllarda maalesef kötüleceğin imajıyla ilintili. Şimdi ne demek istediğimi anlatmak için şöyle bir örnek vereyim. Mesela Türkiye 82 milyonluk bir ülke. Yunanistan 13-15 milyonluk bir ülke. Yunanistan'ın telekomunun borsa değeri 7.4 milyar euro. Yani toplam zaten 13-15 milyon nüfusu var. Yani onların hepsi telefon kullansa bile ne olacak? Bizde 83-84 milyon nüfusu var Türkiye'de. Ve Türk Telekom'un teknolojik altyapısı, Yunanistan Telekom'un teknolojik altyapısından çok daha iyi. Ona rağmen Türk Telekom'un borsa değeri 3 milyar euro'nun üzerinde. Yani Yunanistan'ınkinin değerinin yarısından daha az. Bunun Türkiye'nin imajıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye o açıdan tekrar dışarıya karşı bu güveni vermeli. Ya da işte o diyaloğu kurmalı. Bunun Türkiye'nin suçu olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi son yıllarda Türkiye aleyhine, Türkiye'ye risk gören ülkelerin Türkiye aleyhine başlattığı kampanyalardan dolayı oluşmuş bir negatif Türkiye algısından dolayı kaygılanıyor. Bir de tabii başka bir eksikte Türkiye mesela maalesef yine kendi dinamiklerden modernleşebilen bir ülke değil. Şimdi dikkat ederseniz 2002'lerden itibaren bu Avrupa Birliği'ne gireceği düşüncesiyle Türkiye'de çok ciddi bir modernleşme hamlesi başladı. Fakat 2007-2008'de Merkel ve Sarkozy açık ve net bir şekilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinin önünü kestikten sonra dikkat ederseniz Türkiye'nin modernleşme süreci de yavaşlamaya başladı. Yani günün sonunda bizim hani ekonomik anlamda kalkınmamız için başka önerisi olabilenler varsa bilmiyorum ama benim bakış açıma göre Avrupa'yla, dünyayla tekrar iyi ilişki kurup ve Türkiye'nin imajının düzelmesine gayret göstermeliyiz. Evet. Ama onlar bu kapıyı kapatmışsa burada Türkiye'nin i̇şte tabii kapatmış da yapacak bir şey yok ama bir yolunu bulup ortak çıkarlarda buluşmak gerekiyor. Diyorsun. Peki evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sağ olun. Değerli izleyiciler, konuğumuz Avrupa'dan Uluslararası Demokratlar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Güven Bey'di. Kendisiyle Avrupa'yı, Avrupa'daki Müslümanları, İslam karşıtlığını ve diğer birçok konuyu konuştuk. Gelecek hafta farklı bir konuyla buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.